Son günlerde bu ekonomik krizin de getirmiş olduğu rızık taahhüt altındadır ayetine herhalde bir yeniden bir bakış yapmak gerekiyor. Rızık dendiği zaman biz sadece herhalde yiyilen, içilen, işte geçimimizi tedarik edebilme noktasındaki herhalde rızıkları daha çok anlıyoruz. Haliyle kiranın, geçim derdinin şu anda ekonominin getirmiş olduğu şartlardan dolayı zorlaştığıyla karşı karşıyayız hocam. Hatta dün cuma namazından sonra camide baktım caminin dışında evrak dağıtanlar var yani aldım o kağıdı okudum yani İngilizce olarak. Orada yani tamamen bu rızık, Kur'an-ı Kerim'deki rızık ayetlerinin yorumuyla alakalı kapitalist sistemin getirmiş olduğu bir çürümüşlüğün varlığı dile getiriliyor. Müslümanların bu konuda işte çok ciddi bir dayanışmaya ihtiyaçlarının olduğu. Bizim arkadaşlarımızdan da sabahleyin grupta birisi paylaşmış marketi olan bir arkadaşımız. Yani arkadaşlar marketime gelen karı koca arkadaşların yüzlerinin yani çok gülmediğini görüyorum. Acaba bu insanlara, insanımıza bir şeyler yapmak mı gerekir? Birisi de yazmış hemen. İşte neden Müslümanların food bankleri yok? Yani böyle gıda dağıtılan merkezler Hristiyanlık dünyasında çok yaygın. Bu konuda acaba yeniden yani rızık kavramını nasıl ele almalı, nasıl telif etmeliyiz bu ifade ettiğim şeylerle? Evet, şimdi rızkan kelimesinde geçti biraz dedim. Rızkın eni boyu, çokluğu, kemiyeti, keyfiyeti belli değil. Yani ve in teuddu nimetallahi la tuhsuhaya remiz vardır burada dedim. Yani fe ahrece bihi mineth semerati rızkan lekümdeki rızkan nekre. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de rızık kavramı tabii çok geniş. Buradaki rızkan kelimesinden ben iki yerden, bir Kaf suresinden bir de Abese suresinden iki misal getirdim. Şimdi Üstad Hazretleri bir 12. lamada kardeşlerimiz not alsınlar. Bu rızık meselesine dikkat çekiyor. Bir de Sünahat'ta vardır. Sünahat'taki daha özet hemen bakabilirsiniz. Özellikle şöyle bir sorunun cevabını veriyor. Üstad vermek istiyor o geniş anlatımında 12. lamada. Hani açlıktan ölme yok. Afrika'da dünyanın muhtelif yerlerinde açlıktan insanlar ölüyor. E siz de diyorsunuz ki rızık taahhüd-ü Rabbani altındadır ki ayettir bu. Yani ayette men min dabbetin illa alallahi rizkuhe yeryüzünde debelenen, hareket eden ne kadar varlık varsa onların rızkı Allah'ın taahhüdü altındadır. Yani Allah rızkı taahhüt etmiş. Bunun lazimi manası açlıktan ölme yoktur demektir. İnna Allahe huver rezzaku zül kuvvetil metin ayeti de var. Başka ayetler de var. Öyleyse açlıktan ölme olmaması lazım gelirken niye açlıktan ölüyor? Üstad bunu iki şıkkıyla anlatmıştır. Aslında açlıktan ölme yok ama İki şeyle anlatmıştır. Bir, kainatta Cenab-ı Hak rızıkları bol yaratmış. Bütün dünyada şu anda dünya kaç bin senelerden beri hayatta ise ne kadar insan geldi gitti. Hala dünyadaki rızıklar bitmiyor. Petrolünden tutunuz. Yağmurdan sonra topraktan çıkan hazrevata, denizlerin içindeki rızıklara kadar berri ve bahri rızıklar diyelim, semavi rızıklar diyelim hala devam ediyor. Yani o kadar çok mahsulat var ki pazarlar dolu, manavlar dolu, işte dolu yani her taraflar dolu, süpermarketler dolu. Ama bazı yerlerde insanlar aç kalıyorsa bu rızıksızlıktan değil, rızkın insanlar tarafından adil dağıtılmamasından kaynaklanan, Allah'ın rızkı yaratmamasından değil, o yaratmış da bizim adil bir şekilde kendi irademizle insanlar arasında eşit tevzi edememekten kaynaklanan bir suistimaldir. Yani artık yer ot bitirmiyor. İnekler, koyunlar yayılmıyor. Yok artık. Yani yağmurlar yağmıyor.
rızık yok, inek yok, et yok. Öyle bir rızıksızlık değil. Allah Rezzak ismiyle rızkı yaratıyor. Gerekli ihtiyacından çok fazla yaratıyor. Ama insanlar suistimal edip bazıları o rızktan alamıyorsa göndermeyenler zalim ve ahmakça o rızıklara ulaşamayanlar da aslında beceriksiz demektir. Bir bu yönüyle yaklaşmış üstad orada. İkinci olarak da rızık demiş iki türlüdür. Bir mazbut rızık, bir de muhassal, münteşir rızık demiş üstad. Yani münteşir rızık etrafta intişar etmiş. Rızık çok. Ama sen miskin miskin eski Osmanlı miskinhanelerindeki insanlar gibi oturur da tembel tembel rızkın peşinde koşmazsan sana rızık gelmezse bu senin suyu istimalin demektir. Bir de mazbut rızık demiş. Mazbut rızık da insanın vücudundaki her hücrenin iç yağları vardır. Yedek gıda besin depoları vardır insanda. Ve o 40 güne kadar kendi iç yağlarından yiyerek insan 40 gün bir şey yemese 3 gün susuz kalabilir. 40 gün bir şey yemese dayanabilir. Ama 40 güne kadar da zaten bir şekilde yiyecek bir şey bulabilir. Hatta Cenab-ı Hak öyle bir fetva da getirmiştir ki 40 gün kadar bulamadın, haram olan şeyler bile ihtiyaç kadar helala dönüşecek kadar rızıkları yaratmıştır Allah. Onun için bir de bu noktasıyla açlık eğitimi göstermemiş. Yani alışkın değil. 3 gün, 4 gün, 5 gün aç kalınca ölüyorsa yine bu rızıksızlıktan sayılmaz demiş. Ama son noktaya gelince Hristiyanların ben burada buralarda da görüyorum. Yani marketlerde işte son kullanma tarihi yaklaşmış, bir gün kalmış. Onları hemen topluyorlar, böyle ayırıyorlar. Satamadıkları lahana, ekmek vesaire hepsi sağlam. Yine bir doktor kontrolünden geçiriliyor. Her gün fakirlere dağıtıyorlar. Burada görüyorum ben yani. Kiliseler organize ediyor bunu. Müslümanlar bunu organize etmiyorsa dinimizden kaynaklanan bir tembellik değildir bu. Dinimiz hep ve teavenu alel birri ve takve. Kaç yerde söylemiş? İyilikte yardımlaşın demiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de galiba Saf suresinde cennete gitmenin ana şartının miskini doyurmak olduğu anlatılmıştır. Niye cennete gittiniz ve ayet-i kerimeyi bulayım. Ve yut'imûne ta'ame, yemek yedirmeyi seviyorlardı. Kim? Kime? Ve yut'imûne ta'ame alâ hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Yani çok esir, fakir, miskin. Başka yerlerde daha detayları var. Yani Müslümanlar bu organizasyonları yapmıyorlarsa bu Müslümanların çok yönde Kur'an'a muhalefet ettiği gibi Kur'an'a bir muhalefet edişleridir. Yoksa yeryüzünde rızık oldukça çok. Bir de Allah rızkı yaratacağı zaman bize bazı sebepler de vermiş. Nasıl yemek aç kalınca yemek yeme sebebine riayet ediyoruz. Yani şimdi mesela Suudi Arabistan deniz suyunu damıtarak çölleri yeniden ihya etmeye başladı. Korkunç patlıcanlar, biberler, domatesler çölleri ihya ediyorlar. Biz Konya Ovası'nı ihya edebiliriz. Ülkeler çok bölgeleri böyle ihya edebilir. Silahlara harcanacak paralar bu arazilerin daha verimli böyle gıdalar üretilmesi için de kullanılabilir. İnsanlık hani dünya ısınıyor diye toplanıyor. Bir de bu rızık için toplansa dünyanın en verimli yerlerine arazileri verimli hale getirmek için destekler verilse vesaire. Tabi bunlar bizim boyumuzu aşan hususlar. Biz sadece bir fikir egzersiziyle düşüncemizi sesli ifade etmiş oluyoruz sadece. Bu çerçevede anlatacaklarım şimdilik bu kadar olsun. 12. lema ile sünnatta rızık bahsi çok daha özet anlatılmış. Kardeşlerimizin okumasını tavsiye ederim. Bir de böyle öbek öbek herkes bizler kendi aramızda yani yine o ülkelerde de keşke yardımlaşma
Ses geliyor. Ses geliyor. Siz kapatsanız da bunu. Bir de kendimiz cemaat olarak, Müslümanlar olarak belli ülkelerde de bizler de böyle yardım fonları kurabilsek, yardımlaşabilsek. Ya biz sadece iftarlar veriyor şimdi. Onu da belli insanlara veriyoruz. Biraz daha fakirlere yönelik, hakikaten muhtaç insanlara yönelik. Bizler de böyle yardım fonları, erzak gıda fonları oluşturup yapabilsek iyi bir örnek olacağımız kanaatindeyim. İyi bir hizmet de olur. Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmiş oluruz. Ve bunu yaparken de cemaatimizin adı duyulsun. İşte insanlar böyle bizi tanısınlar diye değil de yine az önceki okuduğum ayetlerin devamında da diyor ki La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Fakir ve miskini doyuranlar da derler ki biz sizden bir teşekkür bile istemiyoruz. Ceza, bir mükafat da istemiyoruz. Bir teşekkür bile beklemiyoruz diyerek bu yedirme işini yaparlar. Keşke yapabilsek. Evet, yapacağımız hizmet adına, insanlık adına o kadar çok işler var ki bu da bunlardan bir tanesi. Türkiye'de Diyanet'e bu mesaj ulaştırılabilse Necdet Hocam, hem kıyafet noktasında hem de gıda noktasında çok güzel şeyler yapabilirler imamlar, müftüler. Tabii. Toplarlar mahalledeki fakirlere dağıtırlar aslında. Ama onlar dağıtmaktan daha ziyade toplamakla meşguller yani. Ne yapalım? Bilmiyorum. Yani şurada biz kaç senedir yaşıyoruz? Ben 3,5 sene o söylediğiniz Tafel'den gıda almaya gittim her hafta. İmkanlardan dolayı. Şimdi halen burada Caritas denilen her yerde var. Buradaki arkadaşlar da giriyor burada Tafel mi, Tafel mi neyse. Yani yığın yığın dağıtıyor ya. 1 euro, 2 euro verip pantolon, gömlek, ceket, mont alıyoruz. Hatta bazen çok alıyoruz. Bazı insanlar hediye etmek için. Çok güzel. Bir de Türkiye'de benim bile hayal edemediğim imkanlarıma rağmen markalar burada 1 euro, 2 euro oralarda. İnsanlar çıkarmış, vefat eden veya darbol gelin. Evet. Katlıyor, yıkıyor. Ondan sonra tertemiz katlayarak getiriyor. Veriyor, sıfır ücret. Sonra geliyor, kendisi oradan parayla alışveriş yapıyor. 1 euro, 5 euro. Aslında Türkiye'nin, alem İslam'ın bu noktada çok geriyiz. Buradaki o TOEFL'da, şurada burada çalışanlar da, insanlar da ücretsiz çalışıyor. Yani kendilerine göre Allah için güya çalışıyor. İnşallah öyledir. Hocam, özür dilerim. Ben burada Perşembe Cuma günü gönüllü olarak gidiyorum bu TOEFL'a. Aynı şekilde. Ne güzel, ne güzel. 4-5 seneden beri gidiyorum. Yani gayet de mesela gelen Müslümanlar da ya, biz zaten Iraklı, Suriyeli, Afrikalı olan Müslümanlar da hocam yani. Gayet dolu dolu veriliyor yani, bilmiyorum başka çok taraflar güzel. Nasıl ama. Her tarafta öyle. Hı-hı. Nasıl Türkiye'de zelzele olduğu zaman biz bütün cemaat olarak seferber oluyorduk. Mesela bu Almanya'da da bir zelzele sel felaketi oldu. Yani oraya bütün cemaat gidip bütün oradaki insanlara yiyeceklerle filan yemekler götürebilirdik. Kısmen olmuş ama daha çaplı yapılabilir. Bunlar çok önemli şeyler. İnsanlık adına yapılması, İslam adına yapılması lazım gelen vazifeler. İnşallah olur yani. Bunlar temel ölçülerimizin içinde hep olması lazım gelen hususlar olarak anlatılmış, ayetlerde anlatılmış, hadislerde anlatılmış, tarihin derinliklerinden beri tatbik edile gelmiş. İnşallah yapacağız, yapmalıyız. Tabii cemaat olarak bunları yapacağız. Başkalarından da bir şey beklemek biraz zor. Günümüzün insanları maalesef menfaatperest. Cenab-ı Hak akıbetimizi, ahiretimizi hayırlı etsin. Amin. Tekrar teşekkür ediyorum. Akşam ezanımız okunuyor burada. Oldu akşam. Allah'a emanet ederim.